3, 2, 1. Oh! Ya. Ya. Ne takıldım ya. Hani havalı bir başlangıç yapacaktım. Başaramıyorum. Selam arkadaşlar, bu açılışı aslında tatilin sonundan yapıyorum. Sondan 3. günündeyiz, Kaş'tayız. 10 günlük tatil boyunca hep bir şeyler çekmişim ama asla bir selam vermemişim. Bir selamı çok görmüşüm size. Teknede özellikle hiç konuşmamışım. Sadece çekmişim yani. Sanırsın YouTube'a vlog değil, MTV'ye klip çekiyorum. Şimdi biz nereye gideceğiz? Kaputaş plajı diye bir yere gideceğiz. Bu arada ben Kaş'a bayıldım. Çok güzel bir yer. Çok böyle mutlu bir yer. Ya baksanıza, size bir manzarayı göstereyim. Bu arada Kaş'a Orkun'un kuzeninin milli dalış yarışması var. Ona geldik. Hatta dün akşam masada şu Survivor'daki kız var, ne o, Şahika falan. İşte onların yarışması var. Onun için geldik. Neyse arkadaşlar, biz gezelim. Ben gezdikçe çekeyim. Çünkü yani ne bileyim, şu an oturup anlatacak çok bir şey yok yani. Göstereyim ne gezdiklerimizi, gördüklerimizi. Neyse, plajda görüşürüz o zaman. Havalı bir sahne çekmeye çalıştım hani. Kızın ayakları narince dışarıya doğru sallanır. Benim kürek gibi ayaklarımla bu sahne hiç estetik olmadı arkadaşlar. Pidecilerin küreği var ya, fırına atıyorlar pideyi. Onun gibi olacak senin. Ayaklarıma pide küreği diyor. Pideci küreği. Ay benziyor ama bak. Vallahi. Gireceğiz canım, değil mi? Ya deniz aynı deniz birader, bir şey farkı yok. Ben gözde görsün diye getirdim. Sırf görmeye mi geldik? Evet, görüntü olsun diye. Orkun, hayır, yüzeceğiz. Niye? Ben burada yüzmek isterim. Sen istemez misin? Hiç fark etmez. Görmeye gelmişiz arkadaşlar. Ya o kadar basamağa inmek zor geliyor bana. Çıkmak biraz zor, doğru diyorsun. Ya yoruyor insanı. Ya çok güzel gözüküyor da ne bileyim, ben de şimdi zor geldi. Yani çok da esprisi yok bizim. Çeşme'de de var bunlardan. Çok üşengeç bir YouTuber'ım. Biz galiba inmeyeceğiz arkadaşlar. Birazcık üşendik. Siz gelirseniz Kaş'a, aklınızda olsun, Orkun düşeceksin oradan. Kaş'a gelirseniz ve üşenmezseniz buraya da inmeyi unutmayın. Bir kere daha çekeyim hadi. Arkadaşlar kusura bakmayın, tipimin bozukluğu için beni böyle de seveceğinizi biliyorum. Bozuk çünkü günlerdir sümkürüyorum. Değil mi Orkun? Çok şirin sesler çıkarıyorum. Çok. Çok tatlı oluyorsun açıkçası. Ve arkadaşlar o kadar sümkürdüm ki artık beynim aktı ya. Yani o akanlar sümük olamaz. Sümükten çok daha fazlası. Çekeyim. Ben de size vloğa çekeyim. Fotoğraf çekmemi istiyorlar. Sen tut. Tut. Ya işte o dediğim dağlar burası arkadaşlar bu arada. Kendine, insanı kendine böyle
çok küçük hissettiriyor, değil mi? Bütün dertler çok önemsizmiş gibi. Şu an Olimpos'tayız. Kemer'de oluyoruz değil mi Orkut? Olimpos'tayız. Burada dağa çıkan bir teleferik varmış. Ona bineceğiz. Orkut hala korkmuyor musun? Arkadaşlar size nereye çıkacağımızı gösteriyorum. Teleferikler çalışmıyor. Yukarıya giden gelen yok. Çalışmasa mı acaba bugün? Şu karşıdaki dağın tepesine kadar gidiyor arkadaşlar. Metredeyiz galiba. Aşağıda yeterince hasta olamadım. Dağın tepesine çıkıyorum. Belki burada zatüre olurum. Ama gerçekten çok güzel. Orkun korkmadığını iddia ediyordu. Ama taş kesti. Hayır. Asla. Adeta, ay çok soğuk. Adeta o şeyin teleferiğin demirlerinden birine dönüştü. Videoyu kapatmak için güzel bir yer arıyordum. Buldum galiba. Bu arada benden genelde hani ilişkiler, anılar, tavsiyeler, bu tür videolarına geri dön. O videoları özledik diyorsunuz. Ben de gerçekten çok özledim. En çok böyle yayınla tuşuna bastıktan sonra en içime sinen videolarım, en böyle hani kendimi kendim gibi hissettiğim, tarzıma uygun gibi hissettiğim videolarım onlar aslında. Hatta şöyle bir fikrim var. Bu konuda da aşağıya yorum bekliyorum sizden. Özgüvenle ilgili sorularınız var mı? Okul hayatıyla ilgili sorularınız var mı? Yani sizden belli bir konuda sorular alıp ya da işte aşk hayatınızdaki problemlerle ilgili bana işte yollayın, yazın deyip o problemleri ya da işte o yaptığınız hamleleri falan yorumlama gibi bir videoda yapsam mı mesela hafta içi böyle bir günde öyle bir video mu yapsam? Neyse bu konuda karar beraber verelim. Konsepti beraber belirleyelim istiyorum. Sonuçta ben çekiyorsam da siz de izliyorsunuz yani söz hakkınız var bu konuda. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Suya giriyorum. Bu GoPro su geçirmiyor ama nedense onu kabullenmekte zorlanıyorum. Ben bu kadar para verdim. Su geçirirse ne olur diye korkuyorum. O yüzden böyle bir kamera almış olmama rağmen. Orkun ya boşu boşuna konuşmuşum. Kapanmış bu. Gerçi 3.25, 3.27 diye gidiyorsa herhalde sadece ekranı kapandı. Yo. Tamam çekiyormuş. Hemen Orkun'a cırlıyorum. Ne diyecektim? Öyle işte suya girmeye korktum param boşa gitmesin diye. Şimdi girelim hadi. Hadi bismillah.